Kesintisiz sürüş hissi sağlayan sürekli değişken şanzımanlar, geleneksel otomatik vites sistemlerinden farklı olarak, motordan gelen gücü farklı oranlarda aktarmak için dişli kullanmayan otomatik vites sistemi çeşididir. CVT, sonsuz sayıda dişli oranı sağlayarak vites değiştirme işlemini fark edilmez hale getirir. Şimdi bu ilginç mekanizmanın nasıl çalıştığını inceleyelim. İki konik kasnak ve bir çelik kayış CVT'nin temelini oluşturur. Giriş kasnağı kayışı, kayış ise çıkış kasnağını döndürür. Konik kasnaklar arasındaki boşluk, kasnakların etkin çapını belirler. Şimdiki durumda çıkış hızı, giriş hızından daha düşük olacaktır. Yüksek tork elde etmek için küçük bir dişli ile büyük bir dişliyi döndürmeye benziyor. Boşluk azaldıkça kasnağın etkin çapı artar. Giriş kasnağının sağ kısmı kaydırıldığında çıkış kasnağının sol kısmı da kaydırılmış olur. Şimdiki durumda boşlukları önceki durumun tersi olacak şekilde ayarladık. Şimdi ne olduğunu gözlemleyelim. Bu durumda kasnakların etkin çapı da önceki durumun tersi oldu. Bu sayede çıkıştan yüksek hız elde edebiliriz. Yüksek torka ihtiyacımız kalmadığı zamanlarda büyük bir dişli ile küçük bir dişliyi döndürüp yüksek hız aktarımına müsaade ettiğimiz duruma benziyor. Bu basit mekanizma CVT için sayısız vites oranları sağlar. CVT'nin temel çalışmasını oluşturduk. Farklı sürüş koşullarına göre şanzıman kontrol ünitesi bu kasnaklar arasındaki genişliği ayarlar. Sonuç olarak diğer şanzıman türlerinden farklı olarak hız değişimleri sorunsuz ve fark edilmez olacaktır. Şimdi geri vites elde etmek için neler yapabileceğimize bakalım. İleri ve geri vites elde etmek için CVT'de gezegensel dişli sistemi kullanılır. İlginç sistemimizi oluşturmadan önce kısaca gezegensel dişli sistemini inceleyelim. Taşıyıcı, halka dişli, güneş dişli ve gezegen dişliler. Giriş mili güneşe bağlıdır. Gezegen dişlileri taşıyacak olan taşıyıcıyı giriş kasnağına oturtalım. Gezegenlerin dönüşü sayesinde çıkış taşıyıcıdan çekilecek. Taşıyıcıya gezegen dişlileri ekleyelim. Bu sisteme 6 tane gezegen ekledik. Halka dişli hepsini çevreliyor. Şimdi ilk olarak ileri vitesi, daha sonra ise geri vitesi elde edelim. Güneş dişlisinin giriş miliyle bağlı olduğunu biliyoruz. Halka dişliyi giriş hızında döndürürsek, halka dişli ve güneş dişli aynı hızda dönmüş olacak. Bu durumda taşıyıcı da giriş hızında dönecek. Çünkü gezegen dişliler iki noktadan da aynı hızla ittirilecek. Bu durumu oluşturabilmek için güneş dişlisini halka dişlisine bağlayalım. Bu bağlantı için kavrama paketi kullanılır. Kavrama paketine yeterli baskı uygulandığında diskler birbirine basacak ve sürtünme kuvveti sayesinde halka dişlisi ile güneş dişlisini kilitlemiş olacağız. Bunun sonucunda tüm mekanizmayı tek bir birim olarak hareket ettirdik ve ileri vitesi elde etmiş olduk. Geri vites oluşturmak için bir tane daha debriyaj paketi kullanarak halka dişlisini sabit tutalım. Geri vitese geçmek için birinci debriyaj paketini devre dışı bırakmalıyız ve ikinci debriyaj paketini etkinleştirmeliyiz. Halka dişli sabit olduğu için çıkış yani taşıyıcı ters yönde dönmeye başlayacaktır.
birinci gezegen dişli güneş dişlisinin tersi yönünde döner. İkinci gezegen dişli ise birincinin dönüş yönünün tersine döner. İkinci gezegen dişlinin sabit halka dişli çevresine tutunarak yol alması sayesinde ters dönüşü elde ettik. Bunun sonucunda giriş kasnağı da ters yönde dönmeye başlayacaktır. Diğer aktarım sistemlerinden farklı olarak CVT, geri vites içinde farklı vites oranları sağlar. CVT'nin tüm ilginç ve büyüleyici özelliklerine rağmen bazı dezavantajları vardır. Kemer bu mekanizmanın en zayıf kısmıdır. Vites sisteminin tork kapasitesini sınırlar. Sürekli geliştirilmesine rağmen kemerdeki bu sorun sadece azalıyor.